konuşmasından ötürü. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, parti meclis üyelerim, sayın milletvekillerim, öncelikle il başkanımızın küçük bir notunu ileteyim. İl başkanım ben milletvekillerimizi konuşmam sırasında atladım dedi. Sizleri de sevgiyle saygıyla selamlıyor il başkanımız tekrar. Değerli belediye başkanlarım, değerli yol arkadaşlarımız, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek için, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan, ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, gençler sana emanet, Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Hak, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni dikkatle dinlemenizi isterim. Bugün bizim açımızdan çok önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Çünkü haksızlıklara karşı mücadele ediyoruz. Ve bu mücadelemizde geçmişte AK Parti'ye veya bir başka partiye oy veren kardeşlerimiz bizim bu mücadelemizin yanında olacaklar. Dolayısıyla bu mücadelemiz kutsal bir mücadeledir, mübarek bir mücadeledir. Dünyanın temeli adalet üzerine kurulmuşsa ve adalet devletin temeli ise ve adaletin eğer terazi bozulmuşsa o teraziyi düzeltmek için buradayız. Dolayısıyla bir arada olmamızın büyük önemi ve değeri var. Üç arkadaşım konuştu, üçünü de dinledim, dikkatle dinledim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyorlar, başımın üstünde yeri var. Cumhuriyet Halk Partisi, bir sefer şunu açık yüreklikle ifade edeyim. Gerçek anlamda halkın partisi olması için mücadele ettim. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisi olacak. Fakirin partisi, fukaranın partisi, yoksulun partisi olacak. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inancından ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Herkesi kucaklayacağız. Herkesle beraber yaşayacağız. Herkesin sorunu benim sorunummuş gibi üzerinde duracağız. Ve o sorunu çözmeye çalışacağız. Hiç kimseye tepeden bakmayacağız. Hiç kimse derdini anlatırken lafını ağzına tıkamayacağız. Ve herkesin yoldaşı olacağız. Ülkenin içinde bulunduğu durum. Arkadaşlarım söylediler. Her birimizin sorumluluğu var. Benim sorumluluğum size göre daha fazla, doğrudur. Ama bu ülkede yaşayan herkesin sorumluluğu var. Beraber olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Sorunları birlikte aşmak zorundayız. Mücadele ise mücadeleyi beraber vermek zorundayız. Ve bunu demokratik ölçüleri içinde yapmak zorundayız. Benim saraylara ihtiyacım yok. Benim lüks hayata ihtiyacım yok. Benim bu ülkede her çocuğun karnının doyduğu güzel bir ülkeye ihtiyacım var. Ben bunu istiyorum. AK Parti'den bize katılacak olan veya yeni katılacak olan kardeşlerime şunu söylemek isterim. Kim Kemal Kılıçdaroğlu? Kim? Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde doğan bir insanım. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam da okuma yazma bilmez. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Dolayısıyla Esenler'de sıradan bir yurttaşın yaşadığı hayat şartlarının belki daha kötüsünü yaşadım.
Hayatın ne olduğunu bilirim. Açlığın, yoksulluğun ne olduğunu bilirim. Rahmetli babam küçük bir memurdu. Ben hiçbir zaman hayatımda babamın 7 kardeşine ayakkabı, bir seferde ayakkabı aldığını hiç görmedim. Yoktu çünkü. Ama memurdu. Bizden daha fakir olanlar da vardı. Bu şartlarda geldim. Ve bu şartlarda ben ülkeme hizmet etmek istiyorum. Daha iyi, daha müreffeh, herkesin karnını doyduğu, herkesin huzur içinde yaşadığı, herkesin kimliğine saygı duyulan, herkesin inancına saygı duyulan bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Kavgadan uzak durmalıyız. Kavganın bize getirdiği bir fayda yoktur. Ama demokratik yollarla bir kişi kibrinin esiri olduysa, ülkeyi felakete sürüklüyorsa, ülkeyi felaketten kurtarmak da bizim elimizdedir. Beraber yapacağız bunu. Birlikte yapacağız bunu. Bu mücadeleyi beraber vereceğiz. Ülkemiz güzel bir ülke. İster doğuya, ister batıya, ister güneye, ister kuzeye gidin. Olağanüstü. Olağanüstü güzel bir ülke. Her şeyimiz var aslında. Güneşimiz var, bereketli tarlalarımız var, ovalarımız var, sularımız var, güzel insanlarımız var. Ve taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Ve bu gençlerimiz, bugünümüz ve geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimiz. Geleceği yurt dışında arıyorlar. Bu noktaya geldi Türkiye. Oysa onlar kendi ülkelerine hizmet etmek isterler. Onlar özgürlük isterler. Onlar demokrasi isterler. Onlar sabahın köründe polis gelip kapılarını çalsın, alıp gözaltına götürsün, bunu istemezler. Gençlerden oy istedim her zaman. Oy verin dedim. Niye oy verin dedim biliyor musunuz gençlerden? İktidara geldiğimizde beni rahatlıkla eleştirebilirsiniz, rahatlıkla tweet atabilirsiniz. Bundan ötürü hiç kimsenin başı belaya girmeyecek dedim. Demokrasiyi teneffüs edeceksiniz dedim. Yine söyledim. Bir siyasetçinin alkıştan çok sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı vardır. Bizim hatamızı, bizim eksiğimizi bize gösterecek olan medyadır, gazetelerdir, televizyonlardır, sosyal medyadır. Bir hatamız varsa bize söylerler. Ve siyasetçi ondan ders çıkarmak zorundadır. Benim hatamı bana söyleyen benim gerçek dostumdur. Benim eksiğimi bana söyleyen benim gerçek dostumdur. Benim hatamı söyledi diye, benim yanlışımı söyledi diye onu sabahın köründe evinden alıp hapse atmak, tutuklamak, gözaltına almak, bu demokrasinin kabul edeceği bir şey değildir. Bu konuda mücadele edeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Ha şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte hiç kusuru olmadı mı? Kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu da kusuru da oldu. Biz getirdik, ne yaptık? Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka derdin yok mu kardeşim? Bak bakalım o başörtülü kadına. Ya işi var mı? Gücü var mı? Evinde yemeği var mı? Yiyeceği var mı? Karnı doyuyor mu? Siyasetin konusu bu. Buraya siyaseti getireceğiz. Buraya. Hatırlarım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır derlerdi. Her birimiz komşularımızla iyi geçinirdik. Eğer biri güzel yemek yapıyorsa komşumuza da götürürdük. Dolayısıyla bayramlarda otururduk, kucaklaşırdık. Dertlerimizi anlatırdık, sevinçlerimizi paylaşırdık. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki komşumuzun kimliğini soruyoruz. Komşumuzun inancını soruyoruz. Komşumuzun yaşam tarzını soruyoruz. Yani toplum ayrıştı. Ayrıştırdılar toplumu. Buradan çekip çıkarmamız lazım. Bakın bu bölgeyi ben bilirim. 12 yıl İstanbul'da görev yaptım. 3 evladımın da doğumu İstanbul'dur. Üçü de İstanbulludur. Dolayısıyla bu bölgede yeşil alan yok. Yeteri kadar. Bu bölgede anneler çocuklarını parka götürmesin mi? Yeşil bir ağaç görmesinler mi? Bir yeşillik görmesinler mi? Bir ağacı görmesinler mi? Ağaca konan kuşları görmesinler mi? Bunlara hakkı yok mu burada yaşayan evlatlarımızın? Hakkı var. Dolayısıyla çevre duyarlılığı hemen hemen her tarafta var. Ama burada çok daha fazla var. Dolayısıyla hep birlikte Türkiye'yi
Bir cendereyi aldılar, bunu biliyorum, ama hep birlikte bu cendereden Türkiye'yi çekip çıkaracağız. Beraber yapacağız, birlikte yapacağız. Bu ülkenin güzel insanlarıyla beraber yapacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Sizden sadece bir şey istiyorum. Güvenin ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Güvenin ve umudunuzu kaybetmeyin. Güvenin şunun için söylüyorum. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Her kuruşun hesabını. Her biriniz vergi ödüyorsunuz. Her biriniz ödüyorsunuz. Ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınız anda 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Musluğu açtığınız zaman 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Şimdi elektrik faturalarını görüyorsunuz. Dün abdallarla beraberdim. Anadolu'nun en yoksul insanları bunlar. Hiçbir siyasetçi onlara gitmemiş ama ben onların yanındaydım. 500 lira elektrik faturası geldi. Ben nasıl bunu ödeyeceğim diye telaşı içinde. Acaba lüks hayatlarını sürdürenler, saraylarda oturanlar 500 liranın o insan için ne kadar değerli ve ne kadar büyük bir para olduğunun farkındalar mı? Evine ekmek götüremeyen, pazar artıklarından bir şeyler bulabilir miyim diye bir şeyler arayan bir kadının, bir annenin dramının acaba onlar farkındalar mı? Emin olun farkında değiller. Emin olun toplumdan koptular. Emin olun halktan koptular. Bir insan kibrinin esiri olmamalı. Kibir farklı bir şeydir ve şeytana özgü bir kavramdır. Yüce Yaradan Adem'e secde edeceksin diyor şeytana. Ben ateşten yaratıldım diyor. Topraktan yaradılana secde etmem diyor. Kibir içinde. O nedenle kibir insana yakışan bir şey değildir. Herkesi kucaklamak zorundayız. Kişinin yaşı, kişinin boyu, kişinin kimliği, kişinin inancı hiç önemli değil. Önemli olan beraber yaşamamızdır. Önemli olan birlikte yaşamamızdır. Önemli olan her birimizin tek tek huzur içinde yaşamasıdır. Eğer biz bunu yaparsak o zaman bu ülkeyi cennete çevirmiş oluruz. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız. Ve birlikte yapacağız. Şunu da ifade edeyim. Elbette ki yeni kardeşlerimiz gelecekler Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Benim bu anlattıklarımı sakın unutmasınlar. Ve benim anlattıklarımı her yerde anlasınlar. Bizi farklı anlatırlar. Ben bunu biliyorum. Akif Bey söyledi. Sanki AK Parti'den CHP'ye gelince efendim dindar olan yerden dinsizlerin olduğu yere gittiniz diye böyle bir suçlamayla. Herkesin inancına saygı göstermeliyiz. Allah'la kul arasındaki manevi ilişkiyi hiç kimse sorgulayamaz. Kimin daha inançlı, kimin daha az inançsız olduğunu sadece Yüce Yaradan bilir. Peygamber'e verilmeyen bu yetkiyi dahi birileri üstlenip sen dindarsın, sen dinsizdir diye bir ayrım yapıyorlarsa bilin ki o insanlıktan çıkmıştır. Bizim manevi değerlerimiz önemlidir ve biz manevi değerlerimizi korumak zorundayız. Ve bizim manevi değerlerimiz bizi bir arada tutan çimentolardan birisidir. Bu çerçevede bakmak lazım. Dolayısıyla bizler beraber, birlikte, ortak kimliklerimizle, ortak yaşamlarımızla, ortak inançlarımızla beraber bu güzel ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Yeniden demokrasiyi getireceğiz. Yeniden güzellikleri getireceğiz. Bu ülkenin caddelerinde, bu ülkenin sokaklarında, bu ülkenin parklarında tanımadığımız insanlar olsa bile rahatlıkla selamlaşabileceğiz. Rahatlıkla bir araya gelebileceğiz. Rahatlıkla konuşabileceğiz. Evlerde dram var biliyorum. Özellikle yoksul evlerde dram var biliyorum. Yatağı aç yatan çocuklar var biliyorum. Bu dramların da farkındayım. İnşallah bunu da çözeceğiz, göreceksiniz. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere sosyal devlet güvence verecek. Hiçbir aile benim sahibim kimdir diye bakmayacak. Devletin, sosyal devletin o ailenin sahibi olduğunu görecek. O aileyi nasıl koruduğunu görecek. Dolayısıyla
hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle. Bunu yapacağız, beraber yapacağız. Efendim, politikacıya mikrofonu verirseniz uzun uzun konuşur ama izin verirseniz ben burada keseyim. Hoş geldiniz aramıza, yeni katılan kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Benim anlattıklarımı lütfen anlatın. İstanbul dünyanın en güzel kentlerinden birisi ve bu güzel kentte hepimiz huzur içinde yaşamak isteriz. Birlikte yaşamak isteriz. Güzellikler içinde yaşamak isteriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Mücadeleyi vermeye çalışıyor. Bütün engellemelere rağmen. Belediye başkanlarımız onlar da çalışıyorlar. Onlar da mücadele ediyorlar. Onlar da bir sürü engel var. Ama diyorum ki şikayet etmeyin. Engelleri aşın. Vatandaşla kucaklaşın. Ve vatandaşın derdi varsa çözün. Derdine derman olun diyorum. Bizim görevimiz de bu. Efendim hepinize tekrar en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na arkadaşlarımız kürsüyü alabilirlerse lütfen.